15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşandı. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi. Ancak bölgede fiili olarak OHAL 15 Temmuz'dan önce uygulanıyordu. Kamu emekçilerinin mücadelesi bu baskı ve korkuya boyun eğmedi. En zor zamanlarda hayatlarını verdikleri mücadele ile işlerini ve özgürlüklerini de verdiler. Sürgün edildiler ama vazgeçmediler. 15 ve 20 Temmuz darbeleriyle örgütlü mücadelenin öncüsü KESK'e yönelim oldu. Birçok üyesi ihraç edildi. Gözaltına alındı, tutuklandı. Ancak KESK mücadele geleneğinden vazgeçmediği gibi mücadeleyi daha da yükselterek sürdürdü. 2016 20 Temmuz'dan itibaren yaşadığımız ve 5. kez uzatılan bir OHAL süreci var. Bizler KESK, DİSK, TMOB ve TTB olarak OHAL'in son bulması için bir kampanya başlattık biliyorsunuz. OHAL değil demokrasi adı altında yürüttüğümüz bu kampanyamızın AMET'te kamu emekçileriyle paylaşılması, AMET'teki demokratik kitle örgütleriyle paylaşılması, AMET kamuoyuyla paylaşılması adına da bugün burada çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Tabii burada çalışanların OHAL sürecinde yaşadığı sorunları aktarmak için çeşitli girişimlerimiz de oldu. Bu anlamda hem Ahmet Valisi'ne de bir görüşme talep ettik. Ancak bu görüşmenin gereği olarak bize bir geri dönüş olmadı. Bu aslında merkezi hükümetin politikalardan bağımsız bir tutumdur. Çünkü AKP'de kendine göre, kendi dediği üzerinden toplumun diğer kesimlerine kör sağır bir politika izleyerek aslında kendi ideolojisini tahkim etmek için oluşturmaya çalıştığı yeni rejimin adımlarını bu OHAL ve KYK rejimi adı altında yürütmek istiyor. Niye OHAL değil demokrasiyi bu yaşadığımız 1,5 yıla yakın süre içerisinde çok iyi görebildik. Tek adamın ağzından çıkanın kanun olduğu, milli irade diye ilan ettikleri ancak tamamen iradeyi yok sayan çeşitli gelişmelerin yaşandığı bu süreçte biliyorsunuz meclis tamamen işlevsiz hale getirilerek 297 kanun sadece bu süreçte meclisin dışında kanun hükmünde kararname olarak yasallaştı. Pek çok kişi kamudan, 100.000'in üzerinde insan kamudan haksız, hukuksuz yere ihraç edildi. Ve ihraç edilmeyenlerin üzerinde de sürekli yeni KHK'lar çıkacak baskısıyla aslında her an işsiz kalabileceği, iş güvencesinden yoksun bir şekilde hayatını açlığa mahkum edercesine yürütmesi korkusu yaratılarak tamamen bu alanda örgütsüz kılmaya çalışılan bir süreçte yaşadık biz. Tabii 100.000'in üzerindeki kamu emekçisinin, ihraç edilen kamu emekçisinin sadece 4.100'ü KESK üyesi olmasına rağmen bu anlamda tutum alan tek konfederasyon da KESK'tir biliyorsunuz. Sadece o halde yaşananları ihraçlara ve kamudan ki iş güvencesinin yok edilmesine sıkıştırmayan aslında o halin tüm toplumda etkilediği bütün kesimlerle bir araya gelerek kaldırılabileceğini bu anlamda yeniden demokrasi inşa edecek kurucu bir süreçte de olduğumuzun farkındayız. Bugün iktidarın kendi kirli politikalarını örtmek için kullandığı o hal örtüsü kalkarsa eğer daha şeffaf bir ortamda toplumun yeniden demokrasiye kavuşabileceği bir zeminde yaratılacağını biliyoruz. Dört örgüt olarak o halin zararları adı altında yürüttüğümüz bir anket çalışması var. Bunları raporlaştırarak hem uluslararası alanda hem Türkiye kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz. 2 Aralık'ta Ankara'da yaptığımız merkezi bir forum vardı. Tüm demokrasi bileşenleriyle ortaklaştırı yaptığımız. 17'sinde de İstanbul'da bunu gerçekleştireceğiz. Tabii özgün olarak illerde forumlar, salon etkinlikleri, buluşmalar, mitingler, sokak ayağını öğren çeşitli etkinlikler de o illerin özgünlüğünde yürüteceğimiz ve 20 Ocak kadar sürdüreceğimiz faaliyetler. Mücadeleyi tabii ki sadece 20 Ocak'a sıkıştırmayan ama 20 Ocak'ta yeniden o halin tekrar ilan edilmesi, uzatılması söz konusu biliyorsunuz. O sürece kadar da yeniden ilan edilmemesi için de tüm demokrasi güçleriyle birlikte mücadeleyi yükselten her türlü eylem etkinliği de birlikte gerçekleştireceğiz.